Evet, merhabalar değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben çok iyiyim. Arkadaşlar, bugün yine sizlerle güzel bir videoyla daha karşınızdayız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yine ehliyet.hocam adresinden, Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Yine günlük soruları çözebilmek için Ehliyet Hocam uygulamasını indirerek kullanabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bunlar size önerilerimizdir diyorum ve hemen fazla vakit kaybetmeden sorularımızda başlıyoruz. Bir numaralı sorumuz şöyle. Şekildeki bir numaralı araç 60 km hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 20, B 30, C 60, D şıkkı ise bizlere 50 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı 30 olacak. Peki benim kalp gözüm mü açık? Müneccim miyim ben? Nereden biliyorum? Arkadaşlar, saatte 60 km bize hız verilmiş. Ben devamlı videolarımda bunu anlatıyorum sizlere. Verilen hızı 2'ye bölüyoruz. 60 bölü 2 kaç yapar 62'ye bölersek? 30 çıkar. Hocam 80 verilseydi ne olacaktı? Verelim 80'i. Burası 80 olmuş olsun, 60 değil de. 80 km hızla giden dedi. Böl yine 82'ye 40. Doğru cevap C şıkkı olurdu. Yani bize verilen rakamı devamlı 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Şekle göre bir numaralı aracın sürücüsü bir numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır. Bu durum sürücüye aşağıdakilerden hangisi tarafından bildirilir? Devamlı yol çizgisi, diğer aracın sürücüsü, yol kenarındaki banketler, hız kontrolü yapan uyarı cihazları. Tabii ki de arkadaşlar hemen dibindeki çizgi bizlere neyi gösteriyor? Devamlı yol çizgisi burada sollama yapılamayacağını gösteriyor. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Karna baskı uygulanması, sıcak uygulama yapılması, şekerli içecekler verilmesi, oda sıcaklığında bir küvete sokulması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Kesinlikle aşırı soğuk bir suyla karşılaştırmayın arkadaşlar. Bir bardağı bile aşırı sıcakken soğuk suyla yaparsanız ne olur? Çat diye çatlar. Anlaştık. Aynı mantık. Doğru cevap D şıkkı olacak. Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir? Burun kanaması, atar damar kanaması, kılcal damar kanaması, toplar damar kanaması şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı atar damar kanaması olacak arkadaşlar. Atar damar kanamaları rengi genelde açık renktedir. Açık kırmızıdır. Fışkırır biçimde kanar. Kalbe atımıyla uyumludur. Ondan sonra kısa süredir aşırı derecede kan kaybı yaşanır ve en tehlikeli kanama çeşididir. Toplar damar kanaması dediğimiz zaman ise renginin koyu kırmızı olması, normal akma biçiminde, sızıntı şeklinde olması, biz buna toplar damar kanaması diyoruz. Burada ayırt edici olan renginin koyu olaraktan ve akıntı şeklinde olmasından anlayacağız. Kılcal damar kanamalarında ise normal bir kırmızılık var arkadaşlar. Genelde yüzeysel çiziklerle olur bu. Sızma biçimde bir kanama vardır. Kesinlikle hayati tehlikesi yoktur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapanmış olduğunu bildirir? Arkadaşlar doğru cevabı siz düşünün. Ben hemen vereceğim doğru cevabı. Beklemek istemeyen arkadaşlarım var. Durdurup devam edebilirsiniz. Doğru cevabımız evet bu olacak arkadaşlar. Diğerleri ne anlama geliyor? Şu levhamız bize ters yön olduğunu bildiriyor karşıdaki yolun ve buradan girişi olmadığını söylüyor bu yolun. Bu levhamız motorlu taşıtlardan motosiklet hariç diğer tüm taşıt araçlarının bu alana girmesinin yasak olduğunu söylüyor. Bu ise buraya bisikletin girmesinin yasak olduğunu bizlere bildiriyor arkadaşlar. Yuvarlak olan işaretler tanzim işarettir. Genelde mecburiyet veyahut da zorunluluk bildirirler. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır? Evet, durdurup siz devam edebilirsiniz. Ben doğru cevap veriyorum. Doğru cevabımız evet bu olacak arkadaşlar. Diğerlerinde bu levhamızda artık bölünmüş yolun bittiğini ve çift yönlü trafiğe geçildiğini, burada ise arkadaşlar
yol ver demek oluyor. Yani tali yoldan çıkacak olan bir kişiye yol ver levhası olmuş oluyor. Genelde tali yolda bulunur. Bunu görüyorsanız tali yoldasınızdır. Bunu gördüğünüz zaman yine tali yolda veyahut da yoğunluk bakımından düşük bir yoldasınız demektir. Duracaksınız, yolu kontrol edip öyle geçeceksiniz arkadaşlar. Direksiyon sınavında bu dur levhasının olduğu yerde sağınıza solunuza baktığınız yola devam ederken boş diye devam ettiyseniz bitti, kalırsınız. Duracaksınız, daha sonra devam edeceksiniz. Tehlikeli madde taşıyan araçların boş olarak seyretmesi sırasındaki azami hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler. Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler. Kendi sınıfındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler. Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit edilmelidir. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı. Arkadaşlar, kendi sınıfındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Hızlanmalıdır, yavaşlamalıdır, dikkatli geçmelidir, kalkışa hazırlanmalıdır. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı olacak. Kalkışa hazırlanmalı ve hareket için yeşil ışığı beklemelidir arkadaşlar. Zaten hemen akabinde yeşil ışık gelecektir. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Saygılı bir şofördür, telaşsızdır, sorumludur, sabırsızdır. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı, sabırsız olacak arkadaşlar. Bunu bilemeyeni dövüyorlar, damdan aşağı itiyorlar. Devam edelim. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? Etrafı temizlemek, kalp masajında bu kullanmak, yaraları kapatmak ve sarmak, kırıklarda ağrıyı azaltmak. Arkadaşlar, bizim gazlı bezimiz kesinlikle yaraları sarmak veyahut da yaraları kapatmak için kullanırız. Kesinlikle ne kalp masajı yaparken, ne kırıklarda, ne de diğer bir şeyde bu kullanılmaz. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığını bak dinle hisset yöntemiyle 5 saniye süreyle kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir? Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğunu yanağında hissetmeye çalışması, eli ile göğüs kafesi hareketini hissetmeye çalışması, göğüs kafesinin solunum hareketini gözlemesi, eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması. Doğru cevabımız D şıkkı, eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması olacak arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırası ile hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir demiş bir diğer sorumuz. Bunu bilemeyenleri gerçekten yani dövmek lazım. Hatta baş aşağı böyle asacaksın, sarkıtacaksın böyle. Arada böyle yüzlerine gelip böyle hıhıhı diye güleceksin. Şimdi arkadaşlar, bunu biraz önce açıkladık zaten. Bakalım bilebiliyor musunuz? A yol ver. A yol ver, girişi olmayan yol. B dur, taşıt trafiğine kapalı yol. C taşıt trafiğine kapalı yol, girişi olmayan yol. D azami hız sınırlaması, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Birincisi bu yolun kapalı olduğunu, ikincisi ise bu yola girişin olmadığını, bu yolun ters yönde olduğunu bildirir bizlere. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında ilk önce hangi kabloyu sökmek gerekir? Artı kutba bağlı olan kabloyu, eksi kutba bağlı olan kabloyu, marş kablosunu, şarj kablosunu. Doğru cevabımız evet. Arkadaşlar önce eksi olan kutba bağlı olan kutbun sökülmesi gerekiyor. Devam edelim arkadaşlar.
duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hali aşağıdakilerden hangisidir? Şok, bayılma, koma, kansızlık. Doğru cevabımız, arkadaşlar uzun süreli ise bu duyum, doğru cevap nedir? C şıkkıdır. Eğer ayakları yukarıya kaldırdıktan sonra geçmişse bu şoktur. Unutmadan bunu da şöyle söylemiş olalım. Aşağıdaki şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını aşağıdakilerden hangisi kullanmalıdır diye bir sorumuz gelmiş. Traktör, yaya, otomobil, motosiklet şıklardan çıkmış. Tabii ki de arkadaşlar bizim artık yeni yasalarımıza göre doğru cevap nedir? B şıkkı yayadır. Yeni yasalara değil normal yasalara da göre arkadaşlar yaya yolundaki yayaya öncelik veriyoruz. Seyir halindeyken aracın gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Yine durdurup bakabilirsiniz, ben doğru cevap veriyorum. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Yağ lambasının yandığını gösteriyor. Bu da arka camın buharlandığı için ısıtma rezistansının açık olduğunu gösteriyor. Burada kısa farların açık olduğunu gösteriyor. Burada flaşörlerin açık olduğunu bizlere gösteriyor. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş. Kaygan yola yaklaşıldığını, sola dönmenin yasaklandığını, tehlikeli viraja yaklaşıldığını, sol taraftan tek yönlü yola girileceğini. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını bizlere gösteriyor arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Hızımızı düşüreceğiz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. A. Yaralıyı uzak mesafede taşıması. Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması. Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi. Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi. Doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacak. Devamlı uzun ve kuvvetli kaslarımızın ne yapılması lazım? Kullanılması lazım. Daha kolay biçimde bir biçimde işlem görebilmek için. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Bisiklet girişinin yasak olduğunu, motosiklet girişinin yasak olduğunu, sadece motosikletlilerin girebileceğini, motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu. Doğru cevabımız B şıkkı, motosiklet girişinin yasak olduğunu olacak doğru cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirme aşamalarından olan görüşerek bilgi edinme basamağında yer alır? Solunum sayısının değerlendirilmesi, hoşgörülü ve nazik davranılması, bilinç düzeyinin kontrol edilmesi, cilt renginin değerlendirilmesi. Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı, hoşgörülü ve nazik davranılması olacak. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir? Şerit değiştirmek yasaktır. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz kesik çizgiler bizim geçebileceğimiz anlamına geliyor. Devamlı çizgi olsaydı geçmemiz yasaktı. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Gabarinin aşılması, araç dengesinin korunması, trafik güvenliğinin dikkate alınması, taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması. Evet, ürkek ceylanlar, ürküden aslanlar. Uykunuz gelmesin. Şöyle bir silkeleyin kendinizi bakayım. Kendinize bir tokat atın. Bakın burada çılgın bir hoca var. Damdan aşağı atar sonra. Doğru cevap ne olacak? A şıkkı, gabarinin aşılması yasaktır. Neydi gabari?
İşte yüklemeden bahsettiğimize göre tonaj sınırının aşılması. Yani mesela bazı yerlerde 6 tondan 6 tondan başlayarak dingillere 6 tondan fazla yük sarılmasının yasak olduğu. Veyahut da bazı yerlere derler ki 3 tondan fazla yük taşıyan araçların yola girmesi yasaktır. İşte böyle bir yola gidecekse gabarayı ne yapması lazım? Aşmaması gerekir. Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi, debriyajın pedalına hiç basılmaması, debriyaj pedal boşluğunun artması, debriyaj tilinin kopması. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı debriyaj pedalında olması debriyaj balatasını erken bitirecek. Bayan arkadaşlar, size diyorum özellikle, bunu çok yapıyorsunuz. Her viraja girişte debriyaja basıyorsun. Kardeşim, kurban oldum. Tatlı dillerim. Bakın, viraja yanaşıyorsanız, tamam mı? Frene basın. Bakın, frene basın. Vites küçültün gerekirse, ama debriyaja basıp da viraja girme. Vay efendim. Sürekli debriyajda tutmayın yani aracı. Evet, erkek arkadaşlarımıza da gelsin bu yarı. Şimdi bayanlara işte pozitif ayrımcılık yapmış oluyoruz, değil mi? Dönel kavşakta geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Sağ ve sola dönüş kurallarına uymak, orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek, dönüş sonrası hızın gerektiği şeride girmek, ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek. Hangisinin yasak olduğunu sormuş. Bunu bilemeyeni gerçekten döveceğim. Dövemem, özür dilerim. Dövecekler, tamam mı? Neden? Ya arkadaş, bak, gereksiz bir şey bizim için nedir devamlı? Yasaktır, değil mi? O halde doğru cevap D şıkkı. Geçenlerde bir tanesi, hocam dönüş hızının gerektiği şeride girmek ne alaka? Kızım, sen zaten dönmüşsün, yavaşsın. Gidip de tam tersine böyle en sol şeride geçmek doğru mu? Değil, değil mi? Ha, sağda girmen lazım. Bunu demek istiyorum. Kurban oldum. Devam edelim. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş çene pozisyonu verilmesi uygundur? Burun kanaması olan, bulantı ve kusması olan, solunum yolu tıkalı olan, boyun omurlarında zedelenme olan. Doğru cevabımız C şıkkı, solunum yolu tıkalı olan olacak arkadaşlar. Nasıl veriyoruz peki biz bunu? Arkadaşlar, ben şöyle bir çizim yapacağım. Çocukları uzaklaştıralım. Şunu kafa olarak düşünelim. Aha, şu da burnumuz. Şu da gövdesi diyelim ki. Böyle koca göbekli bir abi çizelim. Şöyle kulak yapalım. Ha, şu da gözü olsun. Yakışıklı oldu bayağı. Şimdi arkadaşlar, ne yapacağız biz baş çene pozisyonu verirken? Şu baş kısmını şuradan aşağıya doğru iteceğiz. Çeneyi ise yukarı doğru kaldıracağız. Böylece buradan gelen hava, akciğerlerden gelen hava kolayca ne yapacak? Çıkıp gidecek arkadaşlar. Eğer bunu çeneyi göğüse yaklaştırırsak, yani şuraya yaklaştırırsak, o zaman ne olur? Olmaz. Adam tam tersine solunum almasını zorlaştırmış olursun. Anlaştık. He, buna ne zaman dikkat etmemiz lazım? Onu da hemen söyleyeyim. Eğer boyun omurlarında herhangi bir sakatlık varsa bu yapılmaz arkadaşlar. Ya da böyle bir risk varsa. Bilinci kapalı, solunum ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır? Rentek manevrası, Hemlik manevrası, ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Doğru cevabımız A şıkkı, Rentek manevrası olacak arkadaşlar. Evet, bilinci kapalıysa, dolaşım olmayan bir kazada omuriliğe zarar vermeden ne yapıyoruz? Baş, boyun, gövde ekseni bozmadan araçtan bir ağacın devrilir şekilde kendimize doğru çekiyoruz. Hemlik manevrası neydi? Hemlik manevrasında arkadaşlar ne yapıyorduk? Hastaya arkadan yanaşıyoruz, yaralıya, işte tıkanması olan kişiye hop diye göğüs kemiklerinin bittiği yerden sıkıştırıyoruz. Cuk diye ağzından lokmayı çıkartıyoruz. Yeni yönetmeliğe göre C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? Çekici, otobüs, kamyon, iş makinesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Kamyonu kullanabilir. Şekle göre
Kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır demiş. Bir nolu araç, iki nolu araç, hızı az olan araç, hızı fazla olan araç diye şıklar da verilmiş. Ben diyorum ki böyle sorularda arkadaşlar dönülecek yere hangisi daha yakın? İki numara değil mi? Direkt onu işaretleyin. Bakın doğru cevap o zaten. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp korna da çalışmıyorsa muhtemelen arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? Bu yılların klasik sorusudur. Her sene sorulur bu neredeyse. A. Aküde, B. Bujilerde, Jigle devresinde, Rölanti devresinde. Benim gariban kurbağalar giderler, bujileri işaretlerler. Ben de onları böyle aslanlara yem edesim gelir, ürkek ceylanlarımı. Hiçbiri gidip de hocam ya kornayı niye demiş adam, marş motoruyla kornanın ne alakası var değil mi demez yani. Doğru cevap akü. Arkadaşlar şarj yoksa ne marş motoru çalışır ne korna çalışır. Adam bunu söylemek istiyor size. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir demiş. A 30, B 50, C 70, D şıkkı ise 80 olacak. Doğru cevabımız B şıkkı 50 olacak arkadaşlar. Hoca hızlanıyorsun diyecek şimdi biri. Uçan tekme atmak isteyeceğiniz ama uçamazsınız. Bilgisayarınıza zarar verirsiniz. Yapmayın öyle şeyler. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir demiş. Motoru çalışma sıcaklığında tutmak, motora ilk hareketi vermek, araca ilk hareketi vermek, aküyü şarj etmek. Evet, bizim en çok şaşırtan sorulardan bir tanesi bu. Benim kardeşlerim burada haklı olarak şaşırıyorlar. Gidiyorlar, C şıkkını işaretliyorlar. Kurban oldum. Aracı harekete vermek ne demek? Yani aracın dört tekerinde harekete geçirip tamam mı? Vot diye ilerliyorsun. Gut didi gut didi gidiyorsun. Bir de motora ilk hareketi vermek. Ne demek bu motora ilk hareketi vermek? Aracı çalıştırmak demek. Kurban oldum. Doğru cevap B şıkkı. Sen C'ye işaretliyorsun. İkisini karıştırmayın. Araca vermez arkadaşlar. Motora verir. Hazır böyle kabak çiçeği gibi motor önümüze konmuşken bahsedelim. Şurada ne var arkadaşlar? Alternatör var. Alternatör ne işe yarar? Akümüzü şarj eder arkadaşlar. Gelelim şu çoklu borulu şey nedir? Bu da arkadaşlar egzoz manifoldudur. Çoklu boruya biz manifold diyoruz. Aracımızda iki tane var. Biri egzoz manifoldu, bir de emme manifoldu var. Bu da silindirlere hava girişi olan yerde olacak arkadaşlar. Bakın burada yine marş motorumuzu vermiş. Görüyorsunuz onu. Ve volan dişlisini vermiş arkadaşlar. Bu kadar seviliyorsunuz. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının birinci turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kalp masajı 10, suni solunum 1. Kalp masajı 20, suni solunum 1. Kalp masajı 30, suni solunum 2. Kalp masajı 40, suni solunum 2. Bu soruyu eviriyorlar, çeviriyorlar, kıvırıyorlar, tekrar soruyorlar. Böyle sormuyorlar. Mesela bunu düz şey yapıyor. İki, işte 10 kalp masajı bir suni solunum sonrasında, 20 kalp masajı bir suni solunum sonrasında, 30 kalp masajı iki suni solunum sonrasında diye böyle şıklara yazıyorlar. Aynı soru. Hiç değiştirmiyorlar yani. Bu soru çok çıkıyor. Doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. 30 kalp masajı suni solunum 2 olacak. Mutlaka bu soruyu bilin. Çünkü çok çıkıyor arkadaşlar. Egzoz susturucusu yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlarda egzoz susturucusu çıkarırsa ne olur? Halay çekeriz. A. Gürültü kirliliğinin artması. Motorun ısınarak stop etmesi. Gürültü kirliliğinin en aza inmesi. Egzozdan siyah renkte duman çıkması. Doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız arkadaşlar, tabii ki de A şıkkı. Bunu bilemeyeni ürkek ceylanlarıma ürkek aslan demeyeceğim bundan sonra. Devam edelim arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeyelim. 34. sorumuz. Ne diyor bizlere 34. soru? Belirtilen kazazede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir. Soluk yoluna yabancı cisim
kaçmış bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını ve renginin morardığını, acı çekerek de ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz diyor. Bu adam aşağıdakilerden hangisini yaşıyor? Tam tıkanma, kısmi tıkanma, damar tıkanması, solunum durması. Yetkili bir abiye benziyorsunuz arkadaşlar ama bunu bilemeyen gerçekten gözüme gözükmesin. Doğru cevap A şıkkı, tam tıkanma olacak. Değerli arkadaşlar, kısmi tıkanmada ne olur peki solunum yolundaki? 1. Adam konuşabilir. 2. Nefes alır ama böyle boğazında hafif bir şey var, tıkanıklığı hisseder. Rengi morarmaz, acı çekerek de ellerini boğazına götürmez. Ama konuşabilir. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? İstediği şeridi. 1 numaralı şeridi. 2 numaralı şeridi. 3 numaralı şeridi. Doğru cevabımız, evet, doğru cevabımız D şıkkı demiş arkadaşlar. Sağa dönecekse en sağdaki şeride yanaşacak. Yani 3 numaralı şeride. Tabii nasıl sinyalini verecek önce. Sonra işaretini verdikten sonra yavaşça yolu kontrol edip oraya yanaşacak ve kolayca dönüşünü yapacak. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir? Öndeki aracın işaretini beklemek. Araç başka araç tarafından geçilmiyor olmak. Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek. Geçmeden önce yola dönüş ışığını yakmak. Pardon, sola. Yola dedim değil mi? Dilim çüştü. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Öndeki aracı ne yapmak gerekiyor? İşaretini beklemek gerekiyor. Cevabı yanlıştır arkadaşlar. Bizim böyle bir kuralımız yoktur. Ne yapacağız? Başka araç tarafından geçilmiyorsa karşı yöndeki trafiği kontrol ediyoruz. Dönüşünü yakıyoruz. Hoppadarak çıkıp adamı geçiyoruz. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? Kontak kapatılır. Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. Motora da zarar verir. Lastiklerin hava basıncı normal değerde olmasına dikkat edilir. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. Aracın yüklü ve ağırlığı arttırılır demiş. Şimdi arkadaşlar burada doğru cevabımız B şıkkı olacak. Lastiklerin hava basıncı normal değerlerde olmasına dikkat edilir. Eğer hocam ne alaka değil mi lastiğin normal değerde olması? Arkadaşlar sürtünme dediğimiz bir şey var. Eğer lastikler çok inik olursa yola aşırı yapışacak ve siz yavaş gideceksinizdir. O yüzden de yavaş gittiğiniz için daha güçlü harf edeceksiniz. Cebiniz tabi doluysa sıkıntı yok. Evet, yepyeni gıcır ayna gibi bir soru. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur? Bisiklet yolunu kullanması, yağları ikaz ederek bekletmesi, sol şeride geçip yoluna devam etmesi, bu bölgede azami 30 km hızla gitmesi. Şimdi burada arkadaşlarımın çoğu C işaretliyor. Benim şey C demişim, B işaretliyor. Benim onları kurşunlayasım geliyor. Dededen kalma çifteyle. Doğru cevap bu arada D şıkkı. Bakın arkadaşlar burası neymiş? Bakın cici, agu didi. Neymiş? Okul bölgesiymiş. Burada 30 km hızla gitmek gerekiyor. Bunun üzerine kızlar yasakmış. Kaldı ki ikinci şeyimize. Arkadaşlar bisiklet yolundan gitmek kesinlikle yasaktır. Yayaları ikaz etmek, hayrola sen trafik polisi misin? Yasaktır. Sol şeride geçip yoluna devam etmek. Arkadaşlar bakın düz çizgi var. Kaldı ki eğer bu işareti görmüşseniz sollama yapamazsınız. Devam edelim. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir? Sağ şeritten gidilebileceğini, pardon özür dilerim. Sağ şeritten gidilemeyeceğini, hiçbir sebeple durulamayacağını, öndeki araçların geçilemeyeceğini, sağ bankette durulamayacağını. Doğru cevabımız C şıkkı, öndeki aracın geçilemeyeceğini bizlere bildirir arkadaşlar. Biraz önce de söyledik zaten. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafede park etmek veyahut da duraklamak yasaktır? Park etmekle duraklamak aynı diyebiliriz. A 5, B 10, C 15, D 20.
Doğru cevabımız evet. 5 metre mesafe olması gerekiyor. Yangın musluklarının dibine mümkünse 5 metre de olsa park etmeyin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz, Allah göstermesin bir şeyler olur, yangın olur, aman diyeyim. Vebale girmeye gerek yok. Gösterge panelinde ABS yani ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu bildirir? Fren, yakıt, yağlama, soğutma. Doğru cevabımız A şıkkı. Olacak ürkek üs, ceylan uslar. Çünkü fren sistemiyle ilgilidir ABS. Bir de şöyle bir halk tarafından yanlış bilinen bilgi vardır. Vay efendim işte ABS ne yapar? Hızlıca lak diye durdur arabayı diye böyle bir yanlış bilgi var. Hayır. ABS tam tersine sizin biraz daha geç durmanızı fakat manevra yapıp paçayı kurtarmanızı sağlar. Ah, nefesim yetmiyor. Marş motoru aşağıdaki parçaların hangisine hareket iletir? Volan dişlisine, diferansiyele, amortisöre, fan motoruna. Doğru cevabımız evet, volan dişlisine olacak arkadaşlar. Marş motoru volan dişlisine hareket eder. Hani biraz önce gördüğümüz orada büyük dişli var ya, o işte. Aşağıdakilerden hangisi eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır? Motor yağı, antifriz, fren hidroliği, akü elektroliti. Doğru cevap A şıkkı motor yağı olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? Debriyajın kaçırması, radyatörün su sızdırması, ısıtma bujilerinin arızalanması, hararet göstergesinin arızalanması. Doğru cevabımız B şıkkı radyatörün su sızdırması olacak arkadaşlar. Otomatik olarak zaten su kaçağı olmadan su ne olmaz? Azalmaz. Turnike uygulamasında ilk 1 saat içerisinde kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? 1-2 dakikada, 5-10 dakikada, 15-20 dakikada ve 30-40 dakikada şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız evet, C şıkkı olacak arkadaşlar. En az 15-20 dakikada bir ne yapacağız? Biz bunu bir gevşeteceğiz. Yoksa kangren olur hastanın diğer tarafı. Bu da istemediğimiz bir şey. Geçen videomda da bunu verdim. Daha doğrusu açıklamasını verdim bunun. Artık bunu da kendiniz yapacaksınız. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir demiş. Dur, hızlan, yavaşla, sağa yanaş demiş. Doğru cevabımız C şıkkı yavaşla olacak arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş. Arka sis lambası, hava yastığı, akü şarj ışığı, ABS fren ikaz ışığı demiş. Doğru cevabımız zaten aküyü biliyorsanız doğru cevabı tak diye işaretlersiniz. C şıkkı ikaz ışığı olacak. Büyük ihtimalle alternatörde bir sıkıntı vardır. Alternatörde kayışla döndüğüne göre ön düzendeki o kayışların olmuş olduğu yerde bir sıkıntı olabilir. Derhal aracınızı sağa çekin ve servisinizi arayın. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yolu kontrol etmesi, aracını yavaşlatması, araç takip mesafesini azaltması, bölgeden geçenlere dikkatli geçmesi. Şimdi arkadaşlar, bölgeden geçerken dikkatli geçmek gerekiyor. Bu bir. Takip mesafesini azaltmak aptalca olur. Tam tersine ne yapacağız? Azaltmak yerine arttıracağız. Düşün, önünde aracım eziliyor. Sen de girip ne güzel eziliyorsun. Olur mu böyle? Heh. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur demiş. Frenin çekilmesine, motorun durdurulmasına, acil uyarı ışıklarının yakılmasına, yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. Doğru cevap tabii ki de C şıkkı. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına gerek yoktur. Yoksa aküyü bitirirsiniz. Evet, şimdi geldik zurnanın son deliğine. Akü sülfürik asit içerdiğinden kontrolü yapılırken, araçtan çıkartılırken ve
tutarken dikkat edilmesi göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen diyelim ki temas etti diyor. İlk yapılması gereken nedir? Tinerle yıkamak, bol su ile yıkamak, antifrizli su ile yıkamak, fren hidroliği ile yıkamak diye şıklar da verilmiş. Arkadaşlar, doğru cevap B'dir. Bunu daha önce de anlatmıştım. Biz eğer su ile yıkarsak onu nötrleştiririz. Böylece zararı en aza indiririz. O arkadaşlar gerçekten kuvvetlidir. Mesela evdeki çarşaflara falan bir dökün. Direkt eritir böyle. Bizzat denemişimdir. Peder Bey beni evden kovuyordu neredeyse. Lise yıllarında. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Sevildiğinizi unutmayın. Öpüldünüz, koklandınız. Baş tacısınız. Hadi bakalım.